Orman yangınları özellikle yaz aylarında tüm dünyada önemli yer tutuyor. Yaz ayı geldiği zaman tüm dünyada birçok ülkede, ülkemizde yangınlar meydana geliyor ve bunun önüne geçmek için birçok uyarılar yapılıyor ama bir türlü fayda etmiyor. Türkiye'de her yıl düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Teknofest yarışmasının finalistleri belli oldu. 4000 projenin arasından son 32'ye kalan projeler belirlendi ve 24 Eylül'de Gaziantep'te yapılacak olan finalle belirlenecek. Şu anda biz Mersin'in Erdem ilçesinde Akdeniz Ortaokulu'ndayız. Son 32'ye kalan bir proje var ki bu da orman yangınlarını yakından ilgilendiriyor. 7. sınıf öğrencisi Ensar Aydın'ın yapmış olduğu Ormanları Kurtaran Kuş Yuvası projesi son 32'ye kalan projeler arasında. Bu projeyi ormanlarımızda çok fazla yangın olduğu için ben bu yangınlara nasıl engel olabilirim diye düşündüm ve akıllı hem kuşlara yuva olması için hem de ormanları kurtarılması için Ormanı Kurtaran Kuş Yuvası projesi aklıma geldi. Bunu hocama danıştım. Hocamla faaliyete geçirdik ve Teknofest faaliyete geçirdik ve bir test yaptık. Testten başarıyla geçti ve biz de Teknofest'e başvurduk ve birinci aşamaya geçtik. İkinci aşamada son 32 okul arasında kaldık. İnşallah birinci olurum. Öğrencimizin büyük bir fikriyle yola çıktık. Öğrencimiz orman yangınlarına nasıl çare buluruz ya da orman yangınlarına anında nasıl müdahale edebiliriz fikriyle yanımıza geldi. Biz de kendisine bazı konularda rehberlik ettik ve projemiz ortaya çıktı. Peki projemiz ne? Hemen ondan bahsedeyim. Ormanı Kurtaran Kuş Yuvası orman yangınlarındaki dumanı algıladığı zaman en yakın itfaiye birimine haber veren bir proje. Haberleşmeyi hem SMS yöntemiyle hem de sesli arama yöntemiyle gerçekleştiriyor. Öğrencimiz projesiyle yaklaşık 4000 proje arasından son 32 arasında kalmayı başarmıştır. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen Teknofest 2020 yarışmasında birincilik bekliyoruz. İnşallah şampiyon olup döneceğiz. Aynı zamanda bu proje Teknofest için kalmayacak. Bu projenin patentini alıp tüm dünyada, sadece ülkemiz için değil, tüm dünyadaki orman yangınları içinde kullanılmasına vesile olmasını diliyoruz. Burası Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Akdeniz Ortaokulumuzda kurulan yazılım ve tasarım atölyesi. Burada öğrencilerimize biz bir fırsat sunuyoruz onların yeteneklerini ortaya çıkarmak için. Bize öğrencilerimiz başvurduğunda onları biz ücretsiz olarak buradan faydalanmalarını sağlıyoruz. Burada ekipmanlarımızla, aletlerimizle onların fikirlerini ortaya çıkaracak tasarımlar ve projeler üretmesini sağlıyoruz. Bu konuda Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Açıkgörük başta olmak üzere gerek okul müdürümüz olsun ve yerel kaynaklarla oluşturulan tamamen yerli bir atölye burası. Yazılım olarak da Pardus yerli yazılımımızı kullanmaya dikkat ediyoruz. Yani burada öğrencilerimizin her türlü fikirlerini ürüne dönüştürebilecek fırsatlar sunuyoruz. Projemi size test edip göstermek istiyorum. Ateşimizi yaktık. Şimdi algıladı. Ve mesaj gelecek şimdi de. Evet.